كيف بقانونك بقرا غير قانون قران هر قانونك دينك او جيد بن جدين وان جرك مسلمان شيار بن نخاف بوان حيل وان قران وكعب جمرا نشان كايا وقوت مجلسي قران وكعب جمرا نشان كايا وقوت مجلسي. Yani bizim aslında bir tane hatırlıyorum, bir sefer Ümre'deyken, Arabistan'dayken bir mealciyle oturduk. Adam başlamış bize Kur'an yeter, Kur'an yeter, Kur'an yeter. Öyle mi öyle? Dedim sen burada ne yapıyorsun? Senin buraya geliş amacın, burada yapacağın ibadetlerle alakalı hiçbir şey yok. Mesela dedim ki sana Kur'an yetiyor kardeşim. Tamam, şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini ortadan kaldıralım. Bana mikat sınırlarının Kur'an-ı Kerim'de neyle belirlendiğini ve hangi ayette mikadın sınırları olduğunu göster. Veya ümre yapmanın şartları, ümre yapmada yapılacak olan şeylerle alakalı bana bilgi ver. 7 defa dönmekmiş ya da 7 defa şudur budur okunacak dualar vesaire. Hiçbir şeye cevap veremiyor. Çünkü hepsi gayri matlu vahidir. Yani bugün tavaf alanını kim belirlemiş? Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayette şu mesafenin içerisinde tavaf yapılacak, onun dışına çıkılırsak olmaz diye bir ayet ve rivayet var mıdır? Yoktur. Peki bize bunu kim aktardı? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dedim anla, sorarız da sorarız, bu meselenin asla sonunu sen bulamazsın. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sen devreden çıkardığın zaman hac da biter, namaz da biter, İslam'ın bütün adetleri, örfleri biter, şer'i prosedür, şer'i hukuk biter, hac cezaları, racim cezaları, şu bu hepsi ortadan kalır. Kalkar, yerini ne alacak? Yerini birilerinin, birkaç profesörün keyfi muamelesi alacak. Onlar da her şeyi hükümsüzleştirerek bu dini aynı Hristiyanlar gibi hükümsüzleştirecek. Düşünün ki siz sanıyor musunuz Hazreti İsa aleyhisselam geldiği zaman bugün İncil diye dağıtılan ve insanlarca okunan o kitabın o şekliyle mi geldiğini? Allah-u Teala ona hükümler gönderdi. Ama ben İncil'i başından sonuna kadar defalarca okudum. İnanabiliyor musun? Sadece hikayeler var. Hikaye dolu. Hiçbir hüküm yok. Helalle haramla alakalı bir mesele yok. Hiçbir şey yok. Neden? Çünkü onlar hükümlerle oynadılar. Ayetlerin nefislerine, egolarına göre değiştirdiler. En sonunda önüne gelen kendine bir İncil yazınca diyorlar ki İznik konsülünde toplanıyorlar, bakıyorlar ki masada 99 tane İncil var. 99 tane. Hiçbiri öbürüne benzemiyor. Yani tek bir peygamber gelmiş, bir kitap inmiş ama ortada 99 tane farklı kitap var. Ve hepsi Hazreti İsa Aleyhisselam'a atfediliyor. E tabi o günkü şeyler, yani papalar veya din alimleri kendi nefislerine ve egolarına ve kendi düşüncelerine uygun olanlarını seçti, diğerlerini yok ettiler. Ortada da din kalmadı. E helal yok, haram yok, ne yapalım? Hüküm yok artık. Eyvallah, Hazreti İsa aleyhisselam bizim için bedel ödedi, çarhıma gerildi, o acılarımızı üstlendi. E ne yapacağız? Kilisede günah şubesi açtılar, küçük bir kulübe giren orada dolarını döküyor. Ötüyor. Evladım, Allah'ın bana verdiği yetkiye dayanarak sümaşa. Ben günahlarını sildim. Hadi git bir sene sonra gel gene ne yaptınsa et, gel itiraf et. Biraz da para ver. Bu mesele böyle gitsin. Böyle yaparak ne yaptılar? Zaten hiçbir kriter kalmayınca hüküm de bitti. En son papa diyordu ki ateistler de cennete girecek. Ben dedim arkadaş, ben olsam Vatikan'ı kapatırım. Bütün kiliseleri kapatırım. Zaten sana gerek de kalmadı. Ateist de girecekse, sana inanmayan da girecekse, sen ne diye orada dükkanını açık tutuyorsun? Anlıyor musunuz? İşte bu işin sonu böyle bitiyor. Ve çok garip, Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetini beğenmeyenlerin hepsi deistleşmiş. Bak 15 sene 20 sene önceki profesörü mesela Mustafa İslamoğlu. Bu işin en kelle başıydı. İnan şu anda öyle anten dantel giyiniyor. Tuhaf tuhaf şekiller, şapkalar, mapkalar, sakal da gittikçe bire doğru gidiyor. Ve adamın öyle şeyler Twitter'da paylaşıyor ki sizin aklınız durur. En son bu Taliban Afganistan'ı ele geçirdikten sonra, yani adam artık neye saldıracağını bilmeyince bu sefer diyordu ki tweetinde açık ve net olarak İslam dininde şeriat kavramı, hukuk kavramı diye bir şey yok. Allah'ın devleti diye bir kavram yok. Allah'ın kanunla yönetilecek bir devlet de yok. Onu da demek ki deist bu. Bak mealin sonu deizme gidiyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı devreden çıkaranlar bir müddet sonra deistleşiyor. Artık peygamberi kabul etmemeye ve din kavramını da ortadan kaldırmaya, onun yerine kendi egosunu koymaya başlıyor. Yakında bu adamlar da dese ki bana da vahiy geliyor, ben de sümaşa Allah'la görüştüm, hiç de şaşmam. Çünkü sonuçta Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de
şeytandan haber verdiği zaman şeytanın kendi dostlarına vahiy indirdiğini, vahiy ettiğini açık net olarak bildiriyor. Şeytan dokunur onlara. Onların zihinleriyle, onların karmaşık yapılarıyla oynar. Onlar Kur'an ve sünneti devreden çıkarınca acaba evde oturup düşündükleri meselelerde onlara şetmeden kalplerine ve kulaklarına fısıldayanın acaba bir melek mi yoksa bir iblis şeytan mı olduğunu o nereden bilecek? Evet, işte meselen aslı budur. Onun için Ali İmran 31. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ diyor. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, onlara de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olmak ne demek? Yani yaşantıyla, düşünceyle, davranışlarla, giyimle, kuşamla, hayatın her alanında birini taklit etmek. Birini kendine referans görmek, onun yaptığını yapmak, onun söylediği şekilde hareket etmek, amel etmek. Yani tabiri caizse bugün bir futbolcu, böyle bir takım tutanlar var, fanatikler. Adam artık mezarını bile gidip takımdan alıyor. Beşiktaş mezarlık açmış mesela, örnek vereyim. Adam hayatı boyunca taptığı putunun ölmeden önce bir de mezarını da üzerinde Beşiktaş logosuyla gömdürtüyorlar mübareği. Kefeni de siyah beyaz mesela. Her şeyine uyuyor yani. Tam o dini yaşıyor adam misalen. İşte aynı keza bu adam gerçekten buna gönlünü vermiş, buna tabi olmuş. Yani bunun hayatı bu. Tamamen o artık istediği. Tabiri caizse bu ona iman etmiş. İman kavramı da budur yani. Onun için burada ayet-i kerimede de Allah-u Teala eğer diyor Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, gerçekten Allah'a inanıyorsanız, eğer Allah'a iman etmişseniz Muhammed aleyhisselatü vesselam'a itaat edin. Peki Peygamber aleyhisselatü vesselam yaşarken sonuçta nes mensuh bir ayet değil yani. Bu muhkem bir ayettir. Ortada olan bir ayettir. Muhammed aleyhisselatü vesselam yaşarken insanlar ve sahabe topluluğu etrafındaydı. O emirler veriyordu. Onlar da uyguluyordu, yerine getiriyordu. Peki olmayınca Muhammed aleyhisselatü vesselam aradan 1450 sene geçmiş. Kendisi vefat etmiş. Rabbim onu kendi nezdine aldı. Peki ona şimdi itaat neyle olacak? Bu sorunun cevabı da Peygamber aleyhisselatü vesselam ne diyor? Açık ve net olarak ben size iki şey bırakıyorum veda haccında. Biri Allah'ın kitabı ve sünneti, bir de benim yaşantığım, siretim, benim yaptığım, yapmadığım her şey benim sünnetimdir. Sünnet nedir? Yani birinin siretidir, gidilen yoludur, yaşadığıdır, yaptığıdır, ettiğidir. Onun için biz peygamberin sünnetine tabi oluyoruz derken Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam yaşantısını, düşüncesini, her şeyini benimsemek olarak tarif ediyoruz. Eğer siz peygambere tabi olursanız Allah-u Teala o zaman diyor ki Allah-u Teala da günahlarınızı bağışlar. Ve o da sizi sever. Eğer Allah birini severse onun günahlarını da bağışlar. Onu temize de çıkarır. Ki bizim gibi zavallılar, bizim gibi eksik ve noksan olanlar, günahlardan gırtlaklarına kadar dolmuş olanlar ancak Allah'ın sevgisi ve rahmeti bizi kurtarabilir. Onun dışında bizi ne kurtarabilir? Eğer Allah'ın sevgisini ve rahmetini istiyorsak o zaman fettebi'uni Muhammed aleyhisselatü vesselam'a tabi olacağız. Ona uyacağız, ona itaat edeceğiz, ona sevgi besleyeceğiz. Onun yaptığını yapacağız, yapmadığından kaçınacağız. Onun giyindiği usule uygun olarak şer'i prosedürde, hukukta belirlenmiş olan giyim kuşama dikkat edeceğiz. Her şekilde Müslüman olduğumuzu, dindar olduğumuzu, Allah'a inanan ve bu dünya hayatı içerisinde helaline ve haramına, tabiri caizse serbestine ve yasağına karar veren mercinin Kur'an ve sünnet olduğunu kendimi hayatımızda, yaşantımızda göstereceğiz. Kıb-ı kanune gibi gire, cığeyri kanune Kur'an, her kanune gidine ke, evcidi bin cidine van, gerek Müslüman şiyer bin, ne hapın ve van, hile van, Kur'an-ı Kabe jimera, ne çankaya ukut meclisi, Kur'an-ı